Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'uzu bi felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vekab ve min şerri nefsi sürdürün nâs minel cinneti ben nâs. Amin. Ya Rabbil alemin. Okumuş olduğumuz. Neyse. Buradan burada yer var. Ha. Vol tüne, tuğuna, maçtana, bosonuna ağama. Şefaat da voylu kurak. Amin. Uğur boğul. Ben dikşine bitin tuam imiş akoçul boğul. Nah bu ben yok artakay kuah. Biz az insanlarız diyor. Onun için bizim korunmamız lazım. Her savaşa katılmamamız lazım gerekirdi diyor. Kadirov ne kadar Kadirov olsa başka olsa onun yerine onlar Rus bir memurdu resmi olarak. Ve onlar yaptığı her adım her söz bir Rus bir memur olarak yapıyorlar. Çeçenlerle alakalı orada hiçbir şey yok. Çünkü yaptığı bütün emirler direkt Kremlin'den geliyor. Ve orada Ukrayna'da giden bütün savaşçılar onlar da Rus asker olarak geliyor. Çünkü bu stratejisi Ruslar çoktan kullanıyorlar. Bir millet içinde fitne yapmak, bölmek, birbirine savaştırmak için. Biz bunu artık yaşadık, geçtik bunları. Bundan sonra bizim düşman kim olduğumuzu biz biliyoruz. Ve aramızda bundan sonra Allah'ın izniyle böyle fitneler olmayacak tarafımızdan. Bu noktalarda biz çok dikkatliyiz. Ve şu an bizim sürgün hükümetin başbakanı Ahmet Zakayev bizzat Ukrayna gitti yakın arkadaşlarla. Şimdi orada resmi bir görüşmeler devam ediyor. Orada bizim yapabileceğimiz faaliyet doğru, sonra işte başka dünyada yaşadığımız örnekler gibi Çeçenler teröristler olduğunu kimse böyle bir fırsat vermemek için orada olursa bizim resmi davamız adına doğru bir şekilde hem gelecek nesillerimiz için faydalı olacak hem bizim için hem Ukrayna için hem işte bu Rus zulme karşı doğru bir şekilde bir çalışma yapıyorlar. Onun arkasında Rusların siyaseti var. Dediğim gibi Kadirov o Rus bir memurdur. İşte o dediği ne iyi ne kötü bir şey olursa arkasında Kremlin'in siyaseti var. Biz bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü resmi olarak bizim İçkeri davasında olan bizim başbakanımız Ahmet Zakayev ve onun temsilciliği olarak Türkiye'de olsun, Avrupa ülkelerinde olsun Çeçenler adına konuşmak hakkı olan resmi olarak işte görüşmelerimiz ne olursa biz konuşuyoruz. Geri kalan dediğimiz gibi işte Rus siyaseti var arkasında. Ki takip ettiğimiz şöyle bir durum vardı. Önceden Rus Dışişleri Bakanlığı konuştu ama ona kimse bir dikkat vermedi. Sonra arada birkaç gün geçti. Sonra Kadirov konuştu. Onun sözler bütün dünya gördü. Yine onun arkasında Rusların siyaseti var. Dediğim gibi Kadirov o Rus bir memurdur. İşte o dediği ne iyi ne kötü bir şey olursa arkasında Kremlin'in siyaseti var. Biz bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü resmi olarak bizim İçkeri davasında olan bizim başbakanımız Ahmet Zakayev ve onun temsilciliği olarak Türkiye'de olsun, Avrupa ülkelerinde olsun Çeçenler adına konuşmak hakkı olan resmi olarak işte görüşmelerimiz ne olursa biz konuşuyoruz. Geri kalan dediğimiz gibi işte Rus siyaseti var arkasında.